Çobanlıktan sürü sahipliğine. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melal ala ila yemittin. Rabbi yesir ve la tuvasir Rabbi temmin bil hayr. Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anh Abdullah hurmalıkta oturmuş yemek yiyordu. O sırada önünden sürüsüyle geçmekte olan bir çobana sofrasına davet etti. Çoban yemeğe gelmeyince ısrarda bulundu. Çaresiz kalan çoban, "Ey yabancı, daha fazla ısrar etme. Gelemem. Çünkü ben oruçluyum," dedi. Abdullah hayretle sordu, "Bu sıcakta nasıl oruç tutuyorsun? Cehennem sıcağına göre bunun sözü mü olur? Yarın ahiret sıcağında yanmaktansa bugün dünya sıcağında yanmayı tercih ederim." Abdullah bu sefer çobanı imtihan etmek için şu teklifte bulundu. "Şurada bir koyun getir de kesip çöl kebabı hazırlayalım. Koyunların hiçbiri benim değil. Ben fakir bir çobanım. Sürü sahibi başkasınıdır. Sahibinin haberi olmadan kimseye koyun ikram edemem." "Canım, sürü sahibinin nereden haber olacak?" "Sürü sahibinin haberi olmazsa Allah-u Teala'nın da haberi olmaz mı?" Sözün burasında duraklayan çoban Abdullah'a şu ikazı yapar: "Allah'tan korkun ey yabancı." Allah'tan fakir çobanın bu halini Abdullah'ın çok etkili dikkatini çeker. Birlikte koyunları otlata otlata gezerler. Akşam olunca sürü sahibinin yanına gelir. Abdullah'ın ilk suali sürünün fiyatını sormak olur. Adam ağırca bir fiyat istese de Abdullah istenen fiyatı ödeyerek koyunları hepsini satın alır. Sonra çobana dönerek şöyle konuşur: "Senin hakkın başkasının koyunlarını otlatmak bir çoban olmak değil. Sen kendi sürünü otlatan bir efendi olmaya layıksın. Al bu sürüyü, senin olsun. Doğruluğunun karşılığını Allah bu dünyada verdiği gibi ahirette de seni mükafatlandırsın. Böylece çöl sıcaklığında oruçlu oruçlu, başkasının sürüsünü çobanlık eden, takva sahibi Allah'tan korkan çoban artık kendi sürüsüne efendilik etmeye başlar. Hatta kendisini de çoban tutacak kadar zengin olur." Ve ahire davana velhamdülillahi rabbil alemin.